Herkese merhaba arkadaşlar, kanalımıza ve yeni videomuza hepiniz hoş geldiniz. Nasılsınız? Umarım hepiniz iyisinizdir. Bizler de çok şükür iyiyiz. Bugün yeni bir vlogla karşınızdayız. Bugün arkadaşlar, şimdi size göstereyim. Tabii görünüyorsa. Bakın. Ahlat Selçuklu mezarlığına geldik. Bugün hava çok sıcak ama yine de biz gezeceğiz. Şimdi kameramın yönünü hemen değiştiriyorum ve sizinle nereleri gezeceğimizi, ay konuşamadım, göstereyim. Öncelikle şu girişten hemen başlayalım. Sizinle birlikte gezelim. Canlar, şimdi buradan başladık. Göstereyim, sizlerle paylaşayım. Şöyle bir kümbetin önüne geldik. Burası Emir Bayındır Kümbeti arkadaşlar. Şöyle gezdireyim sizleri. Daha önceden buraların tarihini anlatmıştım, sizlerle paylaşmıştım. Bakın buraları da böyle toparlamışlar. Şöyle saman balyalarını görüyor musunuz şurada? Bakın, daha önceden sizleri gezdirdiğim için, tarihini anlattığım için anlatmayacağım. Sadece bugün böyle bir gezi vlog olacak. Biz bu sefer Selçuklu Mezarlığı'nın şu girişinden girdik. Göstereyim şöyle. Burada da çalışma falan yapılıyor. Neyse. Bakın burası ne kadar güzel, gölgeli. Şöyle paylaşayım. Bakın hatta burada da restorasyon çalışması nedeniyle Emir Bayındır giriş kapısı kapalıdır diyor. Orada sanırım çalışma yapılıyor böyle. Bakalım çocuklar. Neredesiniz? Ne yapıyorsun kızım? Çok sıcak. Nereye geldin? Bu sefer bakın burada da yeni çöp kovaları falan koymuşlar. Bunlar yoktu. Yavaş. Yavaş gidin kızım. Bugün tarihini anlatmayacağım ben. Bugün böyle güzel bir gezi vlog olsun istiyorum. Bakalım. Bakın benim kızlarıma. Çok sıcak ya. Bakın bugün eşim izinli ve beraber geldik. Merhaba arkadaşlar. Kızlarımızı getirmişiz gezdirmeye, bakalım. Hava da çok sıcak. Aslında geç bir saatte de geldik. Şu an merhaba diyorlar. Saatlerimiz 3'ü geçiyor yani. Daha erken gelmeyi düşünüyorduk ama olmadı. Bu saatte kaldı. Yapacak bir şey yok. Aynen öyle vallahi. O kadar sıcak ki gidemiyorum ya ama yapacak bir şey yok. Biraz da gezmek lazım. Sürekli ev olmuyor. Zaten size söylemiştim, hani ev zaten çok sıcak. Dışarı çıktık, dışarı daha da sıcak. Hiç mi esmez ya? Vallahi bu arada Mersin'den bir ablamız yazmıştı bize. Hani sen Mersin'de olsan ne yapacaksın diye. Mersin'e de çok fazla nem varmış. Adana, Mersin, Antalya, İzmir, oralar daha çok sıcak. Görünüyorlar mı ya bunlar? Valla ben gözlükten görmüyorum çekerken ama. Neyse, bana demişlerdi hani çok sıcak diye. Hakikaten çok sıcak ya, sizin oralarda havalar nasıl? Sanırım Mardin'de de bir 45 dereceyi mi ne bulmuş galiba hava sıcaklığı. Hatta Instagram'da da bir videoda görmüştüm. Böyle yumurtayı kırıyorlardı. Pişiyordu yumurta. O kadar sıcak. Sıcaklar gelmedi dedik. Bir geldi, tam geldi yani. Böyle bu kadar sıcak olamaz ya. Yapacak bir şey yok ama ne yapalım. Her mevsim ayrı güzel. Böyle gidelim bakalım. Hadi ben hemen size kameramın yönünü değiştirip de gittiğimiz yolda göstereyim. Bakın böyle bir yoldan gidiyoruz. Hatta geldiğimiz yolu göstereyim. Şöyle gidiyoruz. Nereye düştün kız? Dikkat et. Böyle güzel bir yol yapmışlar. Daha önceden de zaten yapmışlardı da çekmemiştik sanırım, değil mi? Böyle bu kısmı çekmemiştik diye hatırlıyorum ben. Kanalımızda mevcut arkadaşlar. Daha önceden çekmiştik. Ayrıntılı bakmak isterseniz bitiş ekranına veya kartlar kısmına bırakırım. Ya da açıklamalar kısmına, unutmazsam linkini bırakırım. İzlersiniz böyle ayrıntılı, detaylı. Mutlaka gelin gezin arkadaşlar. Her ne kadar sıcak olsa da yani gezilmesi, görülmesi gereken yerlerden birisi.
Ahlat Selçuklu mezarlığı. Yani çok fazla ziyaretçimiz oluyor yani Ahlat'ta yaz döneminde. Ahlat'ı böyle daha önceden hiç duymayıp gelip gezenler ve çok beğenenler oluyor. Hatta buraya yerleşenler bile oluyor. Evet anneciğim. Buraya yerleşenler bile oluyor. Yani biz bu konuda elini bırakma dedi. Küçük çaplı bir kaza yaşandı burada. Eslem sadece düştü. Ağlama, ağlama kızım. Benim elimi tutmuyor. Babasının elini doğru düzgün tutmuyor. Bırakıyor. Böyle de düştü. Kızım biz bebek arabasını boşuna mı aldık? Tamam. Bu taşlarda girintili çıkıntılı olduğu için arkadaşlar düşme olasılığı çok çok yüksek oluyor. Neyse artık. Ne oldu sana? Ne oldu? Düştün mü? Hadi. Bir eline bana yürüdü. Eslem Sare'nin üzerindeki kıyafetle Ebru Halina'yı getirmiştik bir ara. Bu yaşlardayken değil mi? Öyle de bir fotoğrafı da vardı. Bakın burada da çalışma yapılıyor. Görüyorsunuz. Buraları düzeltiyorlar demek ki. Daha geniş yapmışlar. Evet daha dardı. Evet diğer taraflara gidiyor anneciğim. Bakın böyle. Sıcaktan otlar bile kurumuş. Sen boş elimi bırakma tamam mı? Baba elimi bırakma lan. Ney? Evet annem. Tamam bir de ya. Aa burada da bank varmış. Hı. Gidemeyiz. Tamam gidelim o tarafa. Diğer taraftan çıkarız olmadı. Diğer taraftan çıkış yok ki oraya. Yok mu? Yok. O zaman buradan mı gideceğiz? Lina bana verecek mi arabaya? Bana vermiyor ya. Arkadaşlar yavaş sürüyorum ki. Böyle düşmesin araba. Bana versen olmaz mı? Olmaz. Tamam bana vermesen. Bakın arkadaşlar şöyle o dönemin tamam o dönemin kültürüne göre yapısına göre yapılmış bu mezar taşları bakın boyların uzunluğunu görüyor musunuz şöyle göstereyim. Gerçekten burası çok çok önemli bir yer. Çok çok güzel bir yer. Dünyanın en büyük Türk İslam mezarlığı. Böyle. 3 metreye kadar uzuyor galiba boyları. Ben tam hatırlamıyorum şu anda. Yanlış bilgi vermeyeyim sizlere. Bakın şimdi size yakından da göstereceğim desenlerinin. Hani mezar taşlarında işte nasıl desenler verildiğini falan bakın. O dönemin etkilerine bağlı olarak yapılmış. İşte yanlış bilmiyorsam mezar taşlarının da arkadaşlar vefat eden kişi hakkında da sanırım bilgiler yazıyor. Bakın burada da farklı. Şöyle. Göstermek istiyorum. Sizinle de paylaşmak istiyorum. Yani her mezar taşı farklı farklı aslında. Yani mutlaka gelip bu muhteşem güzelliği görmeniz lazım. Kocaman bir arazi. Yani ya bilgilerini ufak tefek yazarım. Açıklamalar kısmına ya da videonun üzerine. Oradan bakarsınız. Böyle bakalım. Bakın arkadaşlar.
Bunlar yeni bulunmuş galiba. Bunlar yeni bulunmuş sanırım. He. Çünkü çalışmalar yapılıyordu. Bakar mısınız? Nasıl muhteşem bir güzellik ya. Bu arada videoyu hiç kesmedim. Videoyu nasıl başlattıysak o şekilde devam ediyoruz arkadaşlar. Böyle gidiyoruz yani, sizinle beraber geziyoruz. En son buraya ne zaman geldiğimi hatırlamıyorum vallahi, bayağı olmuştur. Bir de şu tarafa gidelim mi ya? Hangi tarafa? Şuraya. Taraf yasak şu an. Yasak mı? He, o zaman gitmeyelim. Kaz işleri yapılıyorsa gitmeyiz biz de. Canlar, artık çıkışa doğru geldik. Hava o kadar sıcak ki hem yürüyüp hem video çekip hem fotoğraf çekmeye çalışıyoruz. Artık çıkacağız. Bakalım buradan sonra durağımız neresi olacak. Bakın hala bizimkiler orada. Beni bekleyin. Sari hiç durmuyor. Bir de Ebru haline düştü, biliyor musunuz? Artık bu üzerimizdeki nazar mıdır nedir bilmiyorum. Ne oldu kızım? Düşersin bak, az önce düştün zaten. Hadi gidelim oradan. Ben gelmeyeyim mi? Bana diyor gelme. Bakın burası da böyle arkadaşlar. Hadi yürüyün bakalım. Böyle. Ne yapıyorsunuz kızım? Buradan geldiler, buradan gidiyorlar. Hadi bakalım. Yavaş. Buradan hadi gidiyoruz. Vallahi biz onları getiremeyiz. Ben sana diyeyim. Şimdi Selçuk'un mezarını ziyaret ettik ve şu anda kapıda oturuyoruz. Hava çok sıcak ya. Burada bile, yani gölge bile sıcak diyebilirim. O derece. Bakın arkadaşlar, Eslem ve babası görünüyorlar mı ya? Nereye? Aa, Eslem kaçtı. Gel sen de oraya gideceğiz, gel. Ne yapıyorsunuz? Yermekte oturacağım. Tamam anneciğim. Burada da bir market gibi, dükkan gibi bir şey var. Burada da hediyelik eşyalar satılıyor. Gelen ziyaretçiler buradan hediyelik alabilirler. Vallahi şu an o kadar sıcak ki hiç oraya gidesim gelmiyor. O yüzden yakınlaştırdım dedim ama şimdi gider çekelim. Ne yapıyorsun kız? Arkadaşlar dedim sizler için bir çekeyim şuraları. Daha önceden çekmiştim zaten. Bakın böyle. Bastonlar var. Şöyle hediyelik eşyalar. Magnetler.
gösterirler valla. Emre'nin 10 lirasını versene çarpalım. Bir dakika. Bakın. Pinokyo. Şöyle yüzükler falan var. Bileklikler var. Şuradaki bilekliklere de bakalım. Bakın yol kenarında şu an geçemiyorum görüldüğü üzere. Şöyle yaklaştırayım. Bunların ismini bilen var mı ya? Çok değişik ben ya. Ben biliyorum. Sen biliyor musun Adem? Nereden bileceğim? Değişik. Görünce böyle bir çekeyim istedim. Şöyle burayı da göstereyim. Bakın otlarla dolu olduğu için geçmek istemiyorum. Şimdi biz çıktık. Gidiyoruz bakalım. Ana yoldayız zaten. Hatta şöyle göstereyim. Havada o kadar sıcak ki. Sanırım bu videoda çok fazla sıcak sıcak dedim. Ama gerçekten çok sıcak. Arkadaşlar şimdi parka geldik. Çocukları parka getirdik. Tabii onlar önde gittiler. Ben de bebek arabasını falan ayarlayayım derken böyle arkada gidiyorum. Bakın buraya bayağıdır gelmiyorduk. Önceki takipçilerimiz bilirler. Size de burada veda edelim arkadaşlar. Umarım beğenerek, keyif alarak izlediğiniz bir vlog olmuştur. Bir dahaki videoda görüşmek üzere. Kanalımıza ücretsiz abone olup bildirimleri açmayı lütfen unutmayın ki bir sonraki videodan anında haberdar olabilirsiniz. Beğeni ve yorumlarınızla da bize destek olursanız çok çok seviniriz. Bir dahaki vlogda görüşmek üzere. Şimdilik kendinize iyi bakın. Hoşça kalın.